Herkese merhabalar. Bir önceki videomda tavuk köftesi yapmıştım. Şimdi onunla tavuk beyti yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi videoda bu bitmiş hali. Harika bir lezzet. Görüntü olarak tam güzel yapamasam da lezzet olarak 10 numara diyebilirim. Buzluğa koyduğum tavuk köftelerimi biraz beklettikten sonra birkaç saatte yumuşadılar. Öyle şekil veriyorum gördüğünüz gibi. Çok lezzetli oldular inanın tavuk köftelerim. Mutlaka deneyin. Şimdi tavayı ısıttım bir güzel. Kızgın tavaya köftelerimi atıyorum. Hiç yağ koymuyorsunuz. Yağsız. Zaten köftenin içinde yağ var çünkü. Arada bir şöyle karıştırıyorsunuz. Alt üst edelim. Evet, gördüğünüz gibi hiç yapışmadı. Izgara tadında köfteler elde ettik. Gördüğünüz gibi harika. Evet, şimdi köftelerimi lavaşla beraber saracağım. Ama önce soğan karamelize ediyorum. 2 adet soğanımı jülyen doğrayıp tavaya koyuyorum. İçine 1 çay bardağı su ilave edip ölmesini sağlıyorum. 5-10 dakikada soğanlarım yumuşadı. İçine 2 adet kesme şeker ve bir miktar tuz attım. 5 dakika daha pişiriyorum. Bir miktar da sıvı yağ ya da zeytinyağı koyabilirsiniz. Bu şekilde 5-10 dakika daha pişti ve içine 1 yemek kaşığı soya sosu ekliyorum. Lezzet vermesi açısından bu şekilde biraz daha pişiriyorum ve gördüğünüz gibi bu rengi elde ediyorum. Karamelize soğan et yemeklerine çok yakışıyor. Izgara olsun. Harika oluyor. Ben çok seviyorum. Aynı şekilde 2 adet kırmızı kapya biberim ve sivri biberlerimi de közledikten sonra lavaşımı açıyorum. Lavaşım biraz kalın. İncesini deneyebilirsiniz. İncesinden daha şekli güzel olur. Benimki biraz kalın ve dünden kalma. Biraz da çok taze değil. Fakat yumuşak. Üzerine bir miktar yağlıyorum. Bir adet lavaştan şimdi 3 rulo yapacağım. Gördüğünüz gibi 2 adet köftemi koydum. Üzerine de şimdi karamelize soğanımdan 2 kaşık koyuyorum. Ve benim sosumdan koyuyorum. Köz patlıcan ve biber sosundan. Şahane oldu. Ardından peynir, kaşar rendesi yani bir de bir adet biberi koyup böyle sıkı şekilde rulo sarıyorum. Evet. Şimdi eşit miktarda kesiyorum. Çok eşit yapamadım değil mi? Kesmedim. Evet. Bu şekilde borcama diziyorum. Yemedim kesin. Ama işte olmadı tabi. Tekrar ikincisini yapıyorum. Dediğim gibi 3 adet çıktı. 3 adet rulo. Bayağı uzundu çünkü lavaşım.
Yine kesiyorum. Hasta hasta yapıyorum bu yemeği, inanın. Çok hastayım şu anda. Ama iştah yerinde. Ya böyle diziyorum. Şimdi ince yufka olsa kenarları yapışacak. Evet, yaptım hepsini. Dizdim. Biberlerimi de koyuyorum yanlarına. Sivri biberlerimi de koyuyorum. Domateslerimi de doğruyorum. Çeri domatesler özellikle çok seviyorum. Kamerayı eğri tutmuşum. Artık herkes video çeker oldu arkadaşlar. Yani bak telefon. Ay sus telefon. Şurada anlatım yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Yemeğim pişti. Fırında 200 derecede, 250 derece, 220 derece diyeyim. Mutlum vallahi şimdi. Mis gibi olmuş. Ben tadını çok beğendim. Mutlaka sizin de yapmanızı öneririm. Daha şeklini güzel verebilirsiniz. Ben şeklini pek beğenmedim açıkçası. Kendim için 4 tanesini servis tabağına alıyorum şimdi. Ama siz dediğim gibi daha güzel sarabilirsiniz. Burada zaten mühim olan köftenin güzelliği. O tavuk köftesini bir önceki videomda mutlaka izleyin ve yapın bilmeyenler varsa. Şiddetle öneririm. Yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Lütfen kanalıma abone olun. Bu lafı söylemekten ben bıktım, siz bıkmayın. Çünkü neden istiyoruz? Destekleriniz için, daha çok izlenebilmek için. Sizlere daha kolay ulaşabilmek için. Bildirim zilini de özellikle açmayı unutmayın ki videolarım size düşsün. İzleyebilin. Dilek ablamızı izleyin. Bakın üzerine şimdi ne döküyorum? Ceviz. Ceviz niye döküyorum? Kemik sağlığım için, beyin sağlığım için. Her şey için ya. Cevizi ben hem çok seviyorum hem çok faydalı olduğuna inanıyorum zaten öyle. Ve yakışıyor. Yemeklere yakışıyor. Beytiye de yakıştı bence. Üzerine tabii yine yoğurt gezdiriyorum. Tavuk, beyti yaptık, kebap. Tabii bunu kebapçılarda üzerine bol tereyağı dökerler, kızgın tereyağı. Ben dökmüyorum. Böyle daha güzel. Zaten köftede yağ var. Acı biberim de olmazsa olmaz. Jelepon biberlerimden de koyuyorum. Şimdi afiyetle yiyeceğim efendim. Herkese, yapanlara afiyet olsun diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Klasik sözüm yine, kanalıma abone olunuz. Çok 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 teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.